Merhaba arkadaşlar. Bu gece stok takip programının üçüncü dersiyle devam edeceğiz. Bir önceki derslerde stok tanımlama. Burada sadece stokumuzu tanımlıyoruz burada arkadaşlar. İkinci butonda ise stok girişini yapıyorduk. Şimdi de stok çıkışını yapalım. Stok çıkışını yine stok girişinden faydalanarak yapacağız. Burada stok giriş formunu açıyorum. Buradaki tüm başlıkları kopyaladım. Yeni bir form açıyorum. Ve buraya yapıştır diyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle küçültüyorum. Formun caption'ına da stok çıkış formu diyorum. Büyük harfle stok çıkış formu. Tamam. Şuna ne demiştik? Stok giriş formu. Buna da stok çıkış formu dedik. Formlar birbirine çok benzediği için biraz renk değiştirelim isterseniz. Formların renkleri değişik olsun. Bunun rengi şöyle olsun. Şunların backstylelarını sıfır yapalım. Tamam. Stok girişi aslında çıkışı kırmızı yapsak daha iyi olur. Şöyle stok girişini de yeşil yapalım. Birbirinden farklı olsun. Şunların da backstylelarını sıfır yapıyorum. Ve şu formu kaydediyorum arkadaşlar. FRM stok çıkış diyorum. FRM küçük harfle FRM stok GKIS yazıyorum. GKIS. Şimdi stok giriş formdaki tüm kodları kontrol A ile seçiyorum. Kontrol C ile kopyalıyorum. Stok çıkışına gelip buradaki her 3 satırı siliyorum ve kontrol V ile yapıştırıyorum. Şimdi en üstten başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şu command buton 1 herhalde kaydettir. Tamam, şurası kaydettir. Şimdi bakalım ne yapacağız. Dim SG stok girişi. Buna SC diyelim. Stok çıkışı. Worksheet stok çıkışı. Burası giriş değil. Cikiş diyeceğiz. Cikis. Biz ne demişiz sayfa ismine? Cikis demişiz. Evet. Buraya çıkış dedik. Ş harfi kullanmıyoruz arkadaşlar. Ç harfini de kullanmıyoruz. Stok burada, burası tamam. Yani diyor ki stok adı list index sıfırdan küçük ise bilgileri eksik diye söylesin. Tamam. Buraya şu G'leri hepsini C yapıyoruz. Aslında şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak şu alanı seçiyorum. Kontrol H harfine basıyorum. Diyorum ki burada SG'yi SC yap diyorum. Aşağıda select text yani seçili alanda yap diyorum. Replace all diyorum. Ol diyorum. Gördüğünüz gibi hepsi SC oldu. Burası yeni stok girişi değil. Burası ne diyeceğiz? F2 stok çıkışı diyeceğiz. Biz burada ne demişiz acaba giriş kısmında? Kaydet dediğim zaman ne demişiz? Yeni stok girişi. Yani doğru. Stok çıkışı diyeceğiz buraya. Evet. Toplam al diyeceğiz. Bu fonksiyonu çağıracağız. Stok girişi kaydedildi. Stok çıkışı kaydedildi diyeceğiz. Ondan sonra ID azalt. Burada sorun yok. Burada da sorun yok. Bitti arkadaşlar. Stok çıkışımız bu. Burada önemli olan şu. Toplam al. Hesapla. Toplam al. Şu hesaplaya tekrar bakalım. Toplam al. Şimdi buradaki toplam al arkadaşlar sadece ne yapıyor? Stoktaki D'yi topluyor. Tamam, stoktaki D sütunu giren toplamı topluyor. Şimdi buraya bir satır daha ekleyeceğiz. Şimdi buraya şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. Stoktaki bu sefer E'yi de toplatacağız. Şimdi şu E'yi çıkanı da toplatacağız. Burasına diyeceğim ki E sütununu topla giriş sayfasındaki değil çıkış sayfasındaki yine E sütunu çıkış sayfasında gördüğünüz gibi E sütununa çıkan miktar var. Bir de açıklama ekleyeceğiz buraya. Şurası açıklama. Tamam. Burada E sütununu topla. Eğer girişteki
B sütunundakiler stoktaki stoktaki yani şurası giriş değil çıkış diyeceğiz yine burası. Çıkış sayfasını. Tabii burada çıkışı da tanımlamamız lazım. Dim çıkış cep evet as worksheet. Ondan sonra şuraya dim cc diyelim as log diyorum. Şuraya şu aşağıya set şunun aynısını kopyalıyorum. Şu iki satırı kopyalıyorum. Burasına da çıkış diyorum. Şurası çıkış sayfası. Şurası CC. Yani çıkış sayfasındaki satır sayısı. Şurası çıkış olacak. Tamam. Şimdi stoktaki E'nin X'inin değeri topla çıkış sayfasındaki E, çıkış sayfasındaki B, stoktaki B'nin varyüsüne eşitse yap dedik. Sonra D'de de F eşittir D eksi E. Yani stoklardaki D eşit F eşittir D eksi E. Stoktaki F eşittir D eksi F. Şey D eksi E tamam. Hiçbir sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Hemen deneyelim. Tabi bağlantısını yapmadık. Şuraya da çift tıklıyorum. Ve buraya diyorum FRM stok çıkış nokta show diyor. Nokta show. Hemen denemesini yapalım. Şimdi stok çıkışına geldim. Burada fırın var. Bir de TV var. Stok ID. Bir dakika. Ha, buraya bir stok ID değil aslında burası. İşlem ID'dir arkadaşlar. Stok ID ayrı. Yani işlem ID. Burada da işlem ID dememiz lazım. Şurada işlem ID. Stok tanımlamada stok ID'dir. Diğerlerde işlem ID olması lazım. Tamam değiştirelim hemen. Kayıtta stok ID olması lazım. Girişte işlem ID. Çıkışta da yine işlem ID olacak. Tamam. Evet. Son olarak şuraya tıkladığımız zaman ne yapıyoruz? ID art dedik. Şu iki satırı da kopyalayıp çıkışın çıkış formu açılmadan önce stok FRM stok çıkış stok kodu ayarlardaki A2. Ayarlara bakalım. A2 yani burası. Tamam. Şimdi tamamdır. Hemen denemesini yapalım. Stok çıkışı dedik. 1021. Şu anda ayarlar kaçtadır? 1020'dedir. Evet 1021. 1021 buraya girilmiş aslında. 1022 bile girilmiş. Şu ayarlar sayfası niye bu düşmüş? Aslında arkadaşlar en sağlıklısı stoğu yani ID'yi hiç azaltmamak. ID'yi azaltmak iyi değil. Hep ID azaltmada sıkıntı oluyor. Yanlışlıkla yanlış yerlerde ID azaltınca stok kodu düşüyor. Mesela biz burayı devre dışı bırakalım. ID'miz hiç azalmasın. Sürekli artsın. O zaman burada 1022 yapalım. Böyle kalsın. Ya da 1023. 1022 olsun. Gördüğünüz gibi 1023'teyiz. Şimdi buradan önce isterseniz stoklara bakalım. Stoklara baktığımız zaman fırın 12 adet var. Televizyon 40 adet var. Hemen bir çıkış yapacağız şimdi. Stok çıkışı fırın adet kaç adet çıksın? 2 adet. Ona düşmesi lazım. Kaydet diyorum. He, burası da SC, burası CC olacaktı. Tamam. Çalıştırdım. SCC. SC pardon. SC eşittir. Evet. Şimdi çıkış kaydedildi. Bakalım gerçekten çıkış kaydoldu mu? Gördüğünüz gibi çıkan toplam 2 mevcut 10. Hemen çıkış sayfasına bakıyoruz. Fırın şu tarihte 2 adet yeni stok çıkışı diye kaydolmuş.
Stok daha çıkaralım mesela. Yine fırın diyelim. 5 adet daha çıkmış olsun. Kaydete bastım. Şimdi stoklara baktığımız zaman bakın çıkan toplam 7, stok mevcudu 5. Bir de televizyon çıkaralım 10 adet. Buradan TV diyoruz. Adet, 10 adet kaydet dedik ve stoklara baktığımız zaman 30'a düştüğünü, çıkan toplamın 10 olduğunu, çıkış sayfasında kaydolduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi stok giriş ve çıkış işlemlerimizi yaptık. Bir sonraki derste stok listesi üzerinden de biraz formumuzu daha da tasarlayalım. Hem listemizi görelim, hem şu 3 tane butonu forma ekleyerek form üzerinde işlem yapalım. Daha güzel olsun. Şimdilik stok tanımlama, stok girişi, stok çıkışı işlemlerini yaptık. Bir sonraki derste bir ana formumuzu yapacağız. Stoklarımızı orada listeleyeceğiz. Giriş çıkış butonlarını buradan alıp forma yapıştıracağız. O şekilde daha rahat da göreceğiz. İkide bir gelip sayfayı kontrol etmemize de gerek kalmayacak. Daha güzel bir şekil vermiş olacağız. Şimdilik umarım giriş çıkış işlemlerini anlamışsınızdır. Zaten giriş işlemini geçen derse detaylı anlattım. Bu derse sadece bunun kopyasını alıp şu forma yapıştırdım. Tek değiştirdiğimiz yer sayfanın ismi oldu. Bir de şuradaki hesapla da ekstradan nasıl ki girişteki giren toplamı burada hesaplattırıyorsak bu sefer de çıkan toplamı hesapladık ekstradan. Bir de şurada set çıkış eşittir nothing diyeceğiz. Bunu da RAM'den bu sayfayı da çıkarıyoruz. İşlemimiz bu arkadaşlar. Bir sonraki derste son halini vermiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.